İyi akşamlar. Bugün İstanbul Üsküdar'a gidiyoruz. Üsküdar'da Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuyan 3 arkadaş Üsküdar Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Ahde Vefa yarışmasına katıldılar. Ve bu yarışmada birbirinden zorlu, bir o kadar da eğlenceli 5 görevi yaptılar. İlk görevleri fırında çalışmaktı. Oldukça zorlanacaklarını düşünseler de görevleri bir hayli eğlenceli geçmişti. Ahde Vefa yarışması kapsamında ilk görevimiz olan fırında çalışma yapmak üzere hemşire fırınına geldik. Şimdi görevimize başlıyoruz. Kolay gelsin Talha, ne yapıyorsun şu an? Şu anda çalışmamızın ilk kısmı olan hamur yoğurma işlemindeyiz. Ahdimiz olan fırında çalışma görevini bitirdik. Böylece her mesleğin kendi alanında zorlukları olduğunu daha iyi anladık. Allah tüm çalışanlara kolaylık versin. İkinci görevleri bakıcılık sanatını öğrenmekti. Bu göreve giderken hava şartları oldukça zorlu olsa da bu görevden vazgeçmeyip görevi başarıyla tamamladılar. Şu anda Eminönü'ndeyiz. Bakıcılar çarşısını geçtikten sonra bakıcılar imalathanesine geldik. İşleme süsler bölümündeyiz. İstanbul'da 3 kişiden bir tanesi olan şimdi biraz ustanın yanına geldik. Ve ustaya çeşitli sorular soracağız. Bakıcılar imalathanesinde burada bakırın aşamalarını gördük. Vedat ustamızdan ve Selami ustamızdan bakırın nasıl işlendiğini, nasıl bize sunulduğunu gördük. Şimdi de buradan çıkıp bakırın satıldığı dükkanlara geçeceğiz. Ahde Vefa görevinde ikinci görevimiz olan bakırcılık görevini tamamladık. Bu görevde bakırcılık sanatının artık çok kullanılmasa da aslında ne kadar güzel ve kullanışlı bir sanat olduğunu öğrendik. Üçüncü görevlerinde Niye Türk'e gideceklerdi. Niye Türk'te ülkemizdeki birçok tarihi eseri hem öğrendiler hem de öğrettiler. Ahde Vefa yarışmasında üçüncü görevimiz olan Niye Türk'teki tarihi değerlerimizi tanıtma görevini yapmak üzere Niye Türk'e geldik. Şimdi görevimize başlıyoruz. Niyetürk'te 15 Temmuz Şehitler Niyetürk günündeyiz. Köprünün yapımı 1970'te başlamıştır ve 3 yıl sürmüştür. Mostar Köprüsü'nün yapımı 1566 yılında başlamış ve 1 yıl sürmüştür. Köprü Mimar Hayrettin tarafından yapılmıştır. Yapımı tarihinde çok eskilere dayanan Mardin Taşehirleri günümüzde hala kullanılmaktadır. Bugün Ahde Vefa yarışmasında 3. ahdimiz olan Niye Türk'e geldik. Niye Türk'te tarihimizdeki tarihi yapıların bizler için minimize edilmiş hallerini gördük. 4. görevleri okuldaki personellerle sosyal faaliyet yapmaktı. Hem onlara hizmet ettiler hem de yüzlerinde bir tebessüm olmaya çalıştılar. Ahde Vefa yarışmasında 4. görevimizi aldık. Aslında grup olarak oturup konuştuğumuz zaman okulumuzun güvenlik görevlisinin de, kantincisinin de, temizlik görevlisinin de sosyalleşme ve eğlenme hakkı olduğunu düşündük. Tüm öğrencilerimizin okullarındaki görevlere daha fazla değer verip onlarla daha fazla iletişim kurmalarını diliyoruz. Son görevleri ise işitme engelliler hakkında farkındalık oluşturmaktı ve oluşturdular. Bu görevimizde İşitme engelli insanlara karşı duyarlı olmak için bir şeyler yapmaya çalışacağız.
S T E T T D T T Üz üşümek Üz Q dar A K Na K M Ra Bizde işitme engelli insanların halinden anlamak ve toplumdaki diğer insanlara da bu konu hakkında bilinçlendirmeyi hedefledik. Ahde vefa benim için dostluktu. Ahde vefa benim için kardeşlikti. Ahde vefa benim için samimiyetti. Ve bu serinin başında üç arkadaş omuz omuza vererek çıktığımız Ahde vefa yolculuğunun sonuna geldik. Bu yolculuğumuz boyunca kah güldük, kah zorlandık. Ama her zaman bize verilen görevleri yapmaktan keyif aldık. Yarışmaya katılırken hedefimiz hem güzel vakit geçirmek, hem çevremizdeki insanların zorluklarını anlamak, hem de vefalı birer genç olmaktı. Bu yarışma sayesinde birbirimize daha sıkı bağlandık. Ve yaşadığımız zorluklar karşısında yılmamayı, birliğimizi, beraberliğimizi bozmamayı, aynı zamanda vefanın ne kadar değerli, ne kadar önemli bir şey olduğunu öğrendik. Umarız çektiğimiz bu videolar bizden sonra da Ahde Vefa'ya katılacak arkadaşlarımızı hem yol gösterir hem örnek olur. Ve umarız ki bu videoyu izleyen diğer bireyler de hayatlarında daha vefalı olmayı hedeflerler. Her şey için teşekkür eder, esenlikle kalmanızı dileriz. Allah'a emanet olun.